Yani çok Elinize nice. Sağlık. Bu kritik günde ikinci oldum. Bundan dolayı hem kendimi kurtardım hem de kritik günü atlatmış oldum. Bundan dolayı da yani hep mutluyum diyorum ama gerçekten mutluyum yani. Diyorum ya ben buraya eğlenmeye, yemeklerimizi yarıştırmaya geldim. Hem eğleniyorum hem yemeklerimi yarıştırıyorum. İkinci olmak bana çok iyi geldi. Ve birazdan yaşatacağım küçük çaptaki acıyı, eziyeti yaşatmayacağım son kişi ise dünün adayı efendim, Özge. Tebrik ediyorum seni. Başarılı bir şekilde düelloya kalmıyorsun. Düello tehlikesini yakınından bile geçmiyorsun. Güzel bir hazırlık yapmışsın çocukların için. İyi bir anne olacaksın inşallah diyelim. Çok belli zaten. Buyurun. Özge, mini pizzaların güzel. Tam böyle çıtır çıtır yemelik. Bir de pratik gayet. Yanındaki kabakların hiç fena değil. Galeta unuyla gayet hoş olmuşlar. Ama en güzeli bütün tabağın içerisindeki hazırladığın o donatımsı bir şey. Çünkü dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık ve tam pişmiş. Yani içi eğer biraz sıkışmış, ıslak ve pişmemiş olsaydı asla beğeneceğim bir şey olmazdı. Ama dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Bence tek başına çok güzel. Üstüne çikolataya bile gerek yok yani. Çünkü gerçekten çok başarılı olmuş. İyi bir iş olmuş yani. Hatta çikolata olmasaydım bile mi? Çünkü biz çikolatasız yerlerini bulmaya çalıştık tatmak için. Hamurun tadı ve kendi kıtırlığı çok güzeldi içerideki meyvelerle birlikte. Beni ayrıca üzeri parmesan rendeli kabak dilimlerin çok heyecanlandırdı. Çünkü kabak yemeyenleri bile dayanamayıp kabak yedirtecek kadar güzeldiler. Teşekkür ederim. Dünkü düello sonucundan sonra bugün aldığım üçüncülük beni mutlu etti tabii ki. Yani tabii ki ilk ikide olmak isterdim ama sonuçta düelloya kalmadım. Bu da beni memnun etti. Çıkardığım tabaktan zaten memnundum. Aldığım sonuçtan da memnunum. Bu düellonun ardından bir aday belirlenecek. Ardından da bir kişiye de veda etmek durumunda kalacağız. Korkmadan her şeyi yapmak için buradayım. Ve ben de korkmadım. Sizin bu İhsan'la kulisleriniz ne oldu Fukan? Işte. Yeri geldi ben İhsan'ı yazdım. İhsan beni yazdı yani. Kulis yapsak öyle bir şey olmazdı. Tariflerden bir tanesini bizim verdiğimiz teknik uygulamaya daha az uygun bulduk. İhsan, Okan ve Şura'yı birer adım öne alayım lütfen. Bu üçlü arasından iki kişi düelloya kalacaklar ve günün adayı belirlenecek. Ardından da iki günün adayı arasından jürimiz bir değerlendirme yaparak veda etmemiz gereken kişiyi belirleyecek biliyorsunuz. Bu gerçekten zorlu bir